Aydın-Muğla Deniz Otobüsü seferleri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Turgut Reis Didim Deniz Otobüsü seferleri hizmeti açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Didim'den başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda başlayan Bodrum Turgut Reis Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri açılış töreni Didim ilçesi Demarin Yolcu İskelesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen açılışa CHP milletvekilleri, il, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muğla ve Aydın'ın ortak başlattığı deniz otobüsü seferlerinin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı böyle özel bir günde yapılmasından ayrıca çok mutluyum. Bu bir ilk oluyor. Ben huzurunuzda efendim Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda denizlerdeki bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolü olan bu özel günde sevgili Özlem Başkanım'la birlikte halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için şu anda Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla hep birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte Büyük Atatürk'ün ilkeleri ve devrimlerin arasında en önemlilerinden bir tanesi de kabotaj kanunudur. Kendisine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bağlamda bu dayanışma duygularıyla Sayın Başkanım Özlem Çerçeoğlu ile beraber bu kararı aldık ve çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bugün burada Didim'den Turgut Reis'e ve Bodrum'a olan seferler günde 3 defa yapılacak, karşılıklı olacak. Bugün itibariyle Bodrum Turgut Reis Didim seferleri başlayacak. Yarından itibaren de Marmaris Fethiye. Bu bunlara sınırlı kalmayacak. İki büyükşehir belediyemiz, iki belediyenin iki armasının yan yana durduğu bu deniz otobüsüyle artık Bodrum'la Didim'in arasını bir saat gibi kısa bir süreye benzin masrafına karşılık gelecek fiyatlarla günde 3 kez karşılıklı deniz otobüsü seferlerini başlatıyorlar. Bu çok önemli bir adımdır. Hem iki kentin turizmine katkı sağlayacak hem de birbirlerinin misafirlerinin diğer tarafta da bir gün geçirerek döviz bırakmalarını, katkı sağlamalarını imkan dahilinde tutacaktır. Hem yerli turisti hem yabancı turist sayısını arttırıp hem de Türkiye'nin daha çok tercih edilen destinasyonlara sahip olmasını sağlayarak yaratacağı cazibeyle Türkiye'ye gelen turist sayısında diğer rakip ülkeler açısından avantaj sağlayacaktır. Bu iyi fikir için hem Aydın hem Muğla belediye başkanlarına, ekiplerine, kararı meclislerinden geçiren belediye meclislerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sevgili basın mensupları, hızlı bir şekilde sahneyi döndü boşaltalım. Doğumuz alan Didim ve bir tek dostuma Sayın Özlem Çerçeoğlu'yla hayırlı uğurlu olsun temennileriyle kurdeleyi kesiyorlar. Evet, sen gelin. Hep beraber bırakmamız lazım. 2, 3. Bravo! Çok başarılı oldu. Nane şeker sağ olsun. Herkesin nane şeker.